bakalım yine bu evde ne olacak? Bazen üzün, bazen neşeyle dolacak. Ne var ne yoksa şu hayata takılan. Ah yine en son babalar mı duyacak? Aman babam sakın duymasın. Haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Aman babam sakın duymasın. Haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Made in Turkey. Bendeniz hallederiz Kadir. Sorunları tek tek çözdüğüme bütün alem şahittir. Ama çözmekle bitmiyor ki dünyanın derdi. Bu hayatın temposu beni acayip geldi. Karım ilgi ister, kızım şefkat. Ev sahibi kira bekler, gel de her ay hallet. Bunun suyu, doğalgazı, elektriği. Nereden bulacak Kadir bu koskoca serveti? Sonunda açtım bir köfteci, hallettim bu olayı. Ucuz personeldir kar etmenin kolayı. Tam ben derken her şey yoluna girdi. Bir akşamüstü memleketten babam geldi. Ben ne kadar halletsem de kimse mutlu olmuyor. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Sanki yokmuş hiç derdim gibi, bir de Almanya'dan kardeşim geldi. Babam zaten hep onu sevdi. Bu yüzden beni sürekli gerdi. Aman! İster babam gelsin, ister okumuş kardeşim, hiç fark etmez. Benim adım Kadir, ben her işi hallederim. Sen beni Almanya'ya falan bekleme kardeşim. İki haftadır buradayım, daha babamdan bir kuruş araklayamadım. Benim bir süre daha burada kalmam gerekiyor. Otel mi? Ne oteli oğlum? Ev tuttum, ev. Aslında dayalı döşeli bir şato desek daha doğru olur. Şato bir yan. Kadir abi burada mı? Ne oldu Hasan? Ne bu halin böyle? Kadir abi, Kadir Bey köfte yandı. Ne? Köftecimiz yandı, kül oldu Kadir abi. Nasıl oldu ya? Allah. Allah. Köfteciğim, evet. Benim dükkanım. Allah Allah. Ya oğlum, dur bir dakika. Kredi alırız sana. Hem ben de yardım ederim. Tekrar açarız köfteci dükkanını. Sağ ol senin. Ama daha bu yanan dükkanın borçları bile bitmemişti. Çok içerideyim. Ben mahvoldum. Ben yandım. Ben bittim. Geçmiş olsun bacanak ya. Yeni duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol. Ben de çok üzüldüm enişte. Ayrıca çok da teessüf ettim. Ne teessüfü ya? Dükkanını sigorta aldığımız günün ertesi günü yangın çıkması sence de çok enteresan değil mi? Doğru ya. Sigorta yaptırmıştım. Tamamen unutmuşum. Ne? Ne? Sigorta mı? Ha? Kim sigorta yaptırdı? Kudret amca İpek'in yeni girdiği şirkete senin dükkanı sigortalattırdı Kadir. Allah! Aslan babam benim! Aslan babam benim! Canım babam benim! Aslan babam benim! Abi! Şu alçaklara bak baba ya. 100 milyar zarar gösterdik, 10 milyarını ödediler. Sen de niye yalan beyanla bulunuyorsun ha? Tabii ya. Nereden çıktı bu plazma TV falan? Sen karışma. Naylon evlat. Neyse ben gideyim artık baba. Annemleri de götür istersen. Özlemişlerdir sizin evi. Ben hiç özlemedim. Ben de. Simit Bey. Kim arıyordu? Ev sahibi Sadi. Bir şey mi vardı Sadi Bey? Emlakçının vermiş olduğu çek karşılıksız çıktı. Çağırır mısınız gelsin?
Bakın, kendisi orada. Ne tesadüf, paralar da elinde. Herhalde gidip bankaya yatıracaktı. Semih Bey. Semih Bey mi? Ne gideceğinizi bilseydim. Çekin arkasını yazdırmazdım. Buyurun çekinizi. Ne çeki ya? Şuna para mı? Ne oluyor şu para mı ya? Ne şu para mı? Bir dakika, benim para. Bir dakika ya. Bir dakika. Şuna kardeşim. Siz kimsiniz? Semih Bey'in ev sahibi. Müsaadenizle. Çok işim var. Benim de Semih ya. Bir dakika. Ben sana parayı. Parayı. Ulan Semih. Ulan Semih. Ulan Semih. Kardeşsin ha? Sen ne biçim kardeşsin? Senin gibi kardeş olmaz olsun be, olmaz olsun. Ayıp oluyor ama abi, ağır konuşuyorsun. Kavgada bile söylenmez ya. Bak neler diyor. Yok, seni boğmak yetmeyecek. Ben sana en iyisi odunla modunla girişeyim. Aman be abicim, bir 10.000 lira için birbirimizi odunlamaya değer mi? Ben o parayla iş kuracaktım. Ev sahibin geldi paramı elimden aldı. Ben senin kiranı ödemeye mecbur muyum ulan? Vereceğiz paranı be abi. Vade diye bir şey var. Hiç duymadın mı? Hay vadeni de seni de. 40 yılda bir kardeşine bir iyiliğin dokundu. Bak senin sayende ne güzel bir evde oturuyorum. Sevabı çok büyük. Mekanın cennet olacak. Semih. Tutturamadın abi. Köftecim yandı. Kardeşim paralarımı gasp etti. Hiçbir şeyim kalmadı. Karımla kızımdan başka hiçbir şeyim yok. Onların da nakdi değeri yok. Öyle deme be abi. Kurarsın yeni bir iş. Halledersin sen. Sana boşuna hallederiz Kadir dememişler. Yılışma, yılışma. Naylon evlat, naylon evlat seni. İstersen birlikte bir iş kurarız. Sen sermayeyi hazırla. Ben de fikir çok abi. Ya sen ne yılışık bir adamsın ya. Ben sana seni kardeşlikten ihraç edeceğim diyorum. Sen bana iş diyorsun ya. Abi, babama ne dedin para konusunda? Semih ev kirasını falan ödeyememiş demeseydin. Demedim. Çünkü önce seni öldürüp ondan sonra söyleyecektim. Aman abi, söyleme. Paranı ödeyeceğim. Vallahi. Ne zaman? Haftaya, cumaya. Bana bak. Parayı ödeyene kadar babamlar burada senin yanında kalacak. Ben de kafayı dinleyeceğim, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hayır abi, olmaz. Olur. Bal gibi olur. Şimdi numarayı çeviriyorum, tamam mı? Her zamanki o yılışık ses tonunla onları buraya davet edeceksin. Gelmezseniz ölümü öpün diyeceksin. Anlaşıldı mı? Saçmalama abi. Ne işleri var bekar evinde? Heh, o zaman babama ev sahibine sahte çek verdiğini söylerim. O hayırlı evlat imajın çizilir. Alo baba. Alo baba. Neden gelip bir süre bende kalmıyorsunuz? Hep abimde, hep abimde. Allah çapsın kırılıyorum. Biraz daha kalsaydınız anne. Ne güzel hep beraber oturup duruyorduk değil mi baba? Yine gelirler abi, yine gelirler. Ben de biraz kalsınlar, dönerler. Ah, canım evlatlarım, tabii. Görüyor musun bu de paylaşamıyorlar bizi. Ya ne demezsin. Mutluluktan ağlamak üzere. Ben babamı ağlatmadan bir an önce gideyim. Öpüyorum anne, hoşça kal. Allah'a ısmarladık kardeşim. Canım babacığım, canım anneciğim. Ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki geldiniz. Öyle özlemişim ki sizleri. Niye televizyon yok bu evde? Aşağıda projeksiyon TV var baba. İstersen oraya geç. Açarım perdesini, dev gibi seyredersin. Çok büyük o. Spikerin kafası benim kafamdan büyük olunca dikkatimi haberlere veremiyorum. Peki baba,
Hem bezin üzerinde televizyon mu olurmuş? Bahçe sineması mı bu? Senin canın bir şey mi sıkkın baba? Hadi bakalım yemek hazır. Anne, babam niye ters böyle? Yani bana eskisi gibi davranmıyor. Hiç başımı bile okşamıyor anne. Aman boş ver yavrum, yaşlandı artık. Hadi gel, yemek soğumasın. Efendim? Evet, benim. Bengü mü? Hatırlamaz olur muyum? Hiç unutmadım ki. Telefonumu yazdığım o peçeteyi attığını sanıyordum. Birlikte bir içki içmeye ne mi derim? Allah derim Bengücüğüm. Sonra da bizim evde devam mı ederiz? Şu an bizim ev biraz hizmet dışı. Ama istersen konuyu içki içerken istişare edebiliriz. Tamam, görüşürüz. Öptüm. Hadi evladım, baban sofrada bekliyor, kızacak şimdi. Geliyorum anneciğim. Ha, bir de akşam dışarıya çıkmasın, evde otursun diyor. Of, of. Sardı babamları başıma, kısmetimi bağladı. Nasıl yollayacağım ben şimdi bunları? Semih daha uyanmadı mı? Uyanmadı. Bırak uyusun çocuk. Ne de olsa tatilde. Ne tatiliymiş bu ya? Bitmek tükenmek bilmiyor ya. Bir ay oldu almayadan geleli. Benim oğlum kesin dönüş yaptı. Burada çalışacak, annesinin yanında. İyi de hiç öyle çalışacakmış gibi durmuyor. Biz Kadir'e Ağustos böceği derken... ...baksana bu da yan gelip yatmaya başladı. Rahat bırak çocukları Kudret. Koskoca adam oldular. Hepiniz bana karşısınız zaten. Bulur bir iş nasıl olsa. Onca sene tahsil yaptı benim çocuğum. Umarım yapmıştır. Diplomasını sorsam mı acaba? Tamam Hulya, tamam hayatım, ağlama. Hallederiz hayat. Ne oldu evladım, bu ne valizler? Evden atıldık babaanne. Ne? Evden mi atıldınız? Evet baba. Sabah sabah kapımıza dayanan ev sahibi ve onun arkasındaki avukat ve onun arkasındaki polis memurlarının düzenledikleri bir seri operasyonla bizi evden çıkarttırdılar. Ya, sebep? İki aydan beri ödenmeyen kira dede. Ne? Yani siz de mi burada yaşayacaksınız abi? Ne olmuş canım, 3-5 gün takılsak bir yerin bir şeyin mi eksilir yani? Babamlara aldığınız Kilios'taki ev vardı. Orası daha uygun değil mi? Orayı kiraya verdik ya oğlum. Hadi ya. Niye ödemedin kiranı? Ödeyemedim baba. Biliyorsun işte dükkan yandı. Ekmek teknem kül oldu. Yahu dükkan yanalı 10 gün oluyor. Sen 2 aydır kira vermemişsin. He, açıkla bakalım abi. İnsanlarda merhamet kalmamış anne. Dükkanımız yandı dedik, dinlemediler. Zaten ondan attılar baba bizi. Baktılar ki ekmek kapım kapandı. 2 aylık kirayı bahane ettiler, yolladılar. Halbuki ben ödeyecektim. Kesinlikle ödeyecektim baba. Ödeyecekmiş ya. Ya sen adam olacak mısın? Hadi dükkanın yandı, hepimiz üzüldük. Peki sigortadan aldığın para? Nerede? Yok. Niye yok? Bir akşam adamın biri geldi, parayı aldı ve gitti. Kimdi adam? Kesin alacaklarından biriydi değil mi? Bir düzeniniz yok be! Bir düzeniniz yok ya! Ah!
Ne biçim insansınız be? Ne biçim insansınız be? Hayat ne tuhaf değil mi Hulya? İnsan benim dediği her şeyi bir anda kaybedebiliyor. Köftecimiz bir saat içinde yandı kül oldu. Evimiz de gitti. Evet. Her şey yolundayken nasıl bir anda tepe taklak olduk? Öyleyse niye bu kadar çok çalışıp çabalıyoruz? Madem her şeyimizi bir anda bir gecede yitireceğiz, bunca uğraşmak niye? Belki de sağlık ve mutlu olmak içindir. Başka niye olsun ki? Sağlık ve mutluluk da parayla oluyor Hulya. Senin bu bahtsız kocan yine dibi boyladı. Yine meteliksiz kaldı. Her şey düzelecek. Sen yaparsın, halledersin. Onları harcayacağım, tamam mı? Canım kızım benim. Minik yavrum. Merhaba Kudret amca. Merhaba çocuklar, merhaba. Kadir abi yok mu? Buralarda bir yerde olacak. Seslenin siz, seslenin. Tamam, peki. Hasan, Rafi. Merhaba Kadir abi. Geçin çocuklar, geçin oturun şöyle. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi böyle? Biz şu iş durumunu konuşacaktık Kadir abi. Ne iş durumu? Ortada konuşulacak iş mi kaldı? Evet, biz de onu konuşacaktık. Biz şimdi ne yapacağız Kadir abi? Köfteci bizim her şeyimizdi Kadir abi. Bir anda işsiz kaldık ya. Evet. Ama hepimiz işsiz kaldık. Bu aralar talihimiz çok karanlık. Patron, başka bir iş yeri açmaya düşünmüyor musun? Düşünüyorum Rafi. Düşünüyorum ama henüz sermaye yok. Likiditeyle oluyor bu işler biliyorsunuz. Baban dün kalbini tuttu. Gördün mü sen de? Yok. Evden ayrıldığınızda Kadir'e biraz bağırmıştı ya. Kalbini şöyle tuttu. Görmedim anne. İlk defa öyle göğsünü tuttu. Ay, kalbi falan mı var acaba? Endişelenme anne. Tansiyonu çıkmıştır. Şekeri var ya ondan. Ya ona bir şey olursa Hülya? Sen istersen bir konuş babamla anne. Bir doktora gidin. Bu yaştan sonra sık sık kontrole gitmek lazım. Kabul etmez ki. Peki biz ne yapacağız Kadir abi? Vallahi bilmiyorum çocuklar. Bir dükkanım olsa, bir şeyim olsa inanın ilk işe alacağım adamlar sizlersiniz. Ama yok, bende de yok. Kendi başımızın çaresine bakacağız o zaman. Öyle gözüküyor. Gazeteyi alabilir miyim Kadir abi? Bari iş ilanlarına bakalım. Alın, hadi bir bakın bakalım. Merak etmeyin çocuklar ya. Bir iş bulursunuz ya. Ulan ne yapacak bu çocuklar? Nasıl geçinecek? Bulsalar bari bir iş. Git konuş anne. Hiç doktordan falan korkmasın. Doktor deyince hemen kükremeye başlıyor. Anne hiç kükremesin ama. Yani onu bu kadar seven insan var. Biraz baksın kendine. Konuşayım değil mi? Peki ama hangi doktora gideceğiz? Sen onu ikna et,
Ben götürürüm sizi doktora. Çok teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Keşke bilgisayar falan bilseydik be. Aa, bizim torna atölyesinde bilgisayar vardı. Ah bak, bir yetenek daha çekti. Pek yetenek sayılmaz ama. Dombili, gel bakayım sen de buraya. Buyur usta. Geç, otur bakayım şu bilgisayarın başına. Niye? Bir o kadar para verip aldırdınız, hadi şu hesapları yapsın da görelim bakalım. Ben mi yapacağım? Bir zahmet. Şu rakamlar toplanacak, sonra da vergisi hesaplanacak. Otomatik olarak hesaplayabiliyorum bakalım. Hesaplamaz mı baba? Hesaplar usta, hesaplar tabii. De, nasıl hesaplar? Ya kardeşim, işte böyle. Ama bak, usta sana vergi mergi hesaplatıyormuş. Sen muhasebeci bile olabilirsin. Hesaplatıyordu da... ben hesaplayamıyordum ki. Hesaplayamıyor muydun? Tamam, rakamları yazdık da... bunları nasıl otomatik toplayacağım ki ben ya? Hadi bitmedi mi daha? Bak spor sayfasına gelmek üzereyim. Az kaldı usta, bitiyor. İyi. En iyisi hesap makinesiyle toplayıp en alta toplamı yazayım. Usta nasıl olsa anlamaz. Bilgisayar hesapladı sanır. Hani KDV'yi hesaplamamış? O kadarını hesaplayamıyor usta. Ne demek o kadarını hesaplayamıyor? Niye o zaman o kadar para verdik buna? Bak ne güzel internetimiz var. Ben hemen bağlanayım bir sörf yapam. Çekil. İstemiyorum ben sörfmör. Ya ama usta öyle deme. Ya internet büyük nimet. Ya ne istersen anında öğrenebiliyorsun. Ben ne istersem kendim öğrenebilirim. İnternete kalmadık. Yok abicim yok. Benim bilgisayardan anladığım tek şey chat yapma. Kimse bana chat yapıyorum diye para vermez. İyi, sevindim. Niye sevindin? Bilgisayara bilmiyormuşsun. Bilgisayara işe girecektin. Ben de yalnız kalacaktım. Bencil Konyalı. Üzüleceğine seviniyorsun. Aa bak Dombili. Güvenlik elemanı aranıyormuş. Saçmalama kardeşim. Biz ne anlarız güvenlikten? Ben çok iyi üst arama yaparım. Arayayım mı? Dur oynama kardeşim. Arama istemiyorum. Dur. İyi hadi gel gidip başvuru edelim. Belki alırlar bizi. İyi hadi gel şansımızı deneyelim. Dur bir dakika. Rafi. Sen Kenya'da askerlik yapmış mıydın? Yok. O zaman hiç şansın yok. Silah tutmayı bile bilmezsin. Ben de yakın dövüş biliyorum. Yakın dövüş. Senin yaptığını yakın dövüş denmez kardeşim. İtiş kakış denir. Hadi uzatma konuşma. Yürü. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Müjgan abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin Sinan abi. Teşekkür ederim Hülya'cığım. İyi akşamlar Bahriye Hanım. Buyurun. Ah Kudret Bey. Hoş geldiniz. Hülya Hanım hoş geldiniz. Sinan hoş geldin. Kudret abi. Buyur geç. Hoş bulduk. Ya bekçi tuttuğunuz iyi olmuş. Güvenlik çok önemli tabii. Bekçi mi? Biz bekçi tutmadık ki. Bahçede biri dolanıyordu. Biri mi dolanıyordu? Evet. Biz bekçi sandık. Bekçi değilse kim? Kadir'dir. Hava almaya çıkmıştır. Biraz canı sıkkın da. Babamla amcam aşağıda televizyon izliyor anne. Hırsız falan mıydı yoksa? Yok canım. Hırsız bahçede ne yapsın? Otları mı çalacak? Evi gözetliyordur belki. Keşif falan yapıyordur. Kapımız bacamız kapalı değil mi kızım? Kapalı anne. Olay lüks bir ev tutmakla bitmiyor ki Bahriye Hanım. Bizim şatonun olduğu sitede 24 saat güvenlik var. Kuş bile uçurtmuyorlar vallahi. Bu site gibi yol geçen hanı değil. Neyse, siz nasılsınız Hülya? Evden çıkartıldığınızı duyduk. Çok üzüldük. Öyle oldu Sinan abi. Kadir de güç durumda kaldı tabii. Yani hem ev gitti hem iş gitti. Zor vallahi. Ya çok zor çok. Sıkıntı bastı çocuğum. Üstüne üstlük babası da azarladı tam oldu. Bahriye! Tamam canım tamam sinirlenme kalbin tekleyecek yine. Kudret abi?
Ya kalbi nereden çıkartıyorsun sen? Kalp hastası mıyım ben? Yok canım, ben öyle demek istemedim. Turp gibisin maşallah. Olsun, ben işimi garantiye alayım. Aha, iyi. Garantiye al bakalım. Hadi gel, biraz içeri gidelim. Tamam. Gel Kudret abi. Hayırdır Sinan? Hanımların yanında vermek istemedim. Al, bunu Kadir'e verirsin. Nedir bu? Direkt verecektim ama senin vermen daha doğru olur. Para bu. Evet, fazla bir şey değil. Kendini toparlayıncaya kadar idare eder. Olur mu Sinan? Kabul edemem, al parayı. Olur Kudret abi, olur Kudret. Olmaz, abi. Olmaz. Çocuk iş yerini kaybetti. Ben dükkanını kaybetmenin ne demek olduğunu bilirim. Benim de başıma gelmişti. 1982'de dükkanımı su bastı. Pelin'in doğduğu yıl. Bütün makineler bozuldu. Dükkan kullanılmaz hale geldi. Elimde ne varsa hepsini kaybettim. Yeniden açmak için de çok zorlandım. Kimseden borç istemiyordum. Kimse de getirip bir şey vermiyordu. Şimdi aklıma geldi o günler. 3 kuruşa muhtaç oluyor insan. Erkeklik gururu da en fazla işsiz kaldığı zaman inciniyor insanı. Haklısın. Hele bir ailen varsa, sorumluluğun varsa hepten zor. Onun için böyle günlerde yardımlaşmak gerek. Tamam, koç gibi bir babası var ama olsun, bu da benden olsun. Ev tutsun, iş kursun, sonra öder. Sağ ol Sinan. Çok delikanlı bir yüreğim var. Estağfurullah abi. Ben zora düşsem sen yetişmez misin? Kudret, şu Sinan Bey ne kadar iyi adammış. Bak, düşünmüş de yardıma koşmuş. Ya, İnoğlu yardıma koşuyor. Öz babası adam olamazsın diye fırça atıyor. Aman, takma kafana. Senin yapın bu. Nasıl yapıysa bu. Düşene bir tekme de ben vuruyorum. Öyle deme. Senin altın gibi bir kalbin var. Nasıl üzüldüğünü bilmiyor muyum sanıyorsun? Üzülüyorum tabii. Üzülmez miyim? Beceriksiz diyorum ama şansı da yok çocuğun. Köfteciyi de çok sevmişti. Baya baya da çalışıyordu. Kısmet işte. Kısmet diye anlamamış. Götür parayı ver istersen. Dertli uyumasın çocuk. Kara kara düşünmesin. Ha? Yarın veririm. Şimdi yatmışlardır. Biz de yatıp uyuyalım artık. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ulan koskoca ev tuttuk. Hala kanepe tepelerinde yatıyoruz. Ordu gibiler be. Yatak bırakmadılar ki yatayım. Ya bak, battaniye mi, yorgan mı? Neresi başı lan bunun?
Kudret. Yarın bir doktora gitsek diyorum. Ne doktoru? Ketçap için. Ketçap mı? Şey, Hülya dediydi, neydi? Check-up mı? Check-up için. Ne işimiz varmış bizim check-up'ta? Canım, yaşlandık ya o bakımdan. Bir yaştan sonra sık sık yaptırmak gerekiyormuş. Doktora baktora gitmem ben. Sen git istiyorsan. İyi de göğsünü tutup duran sensin. Göğsümü tutmadım ben. Tuttun Kudret, gördüm. Kalbin mi sıkışıyor senin? Söylesene. Kalbim malbim sıkışmıyor benim. Ben iyiyim. Nereden çıkartıyorsun check-up'ı mekabı ya? Allah Allah. Hadi yatıyor. Hadi.
Saat 10 olmuş. Ne kadar uyumuşum. Kudret kükreyecek şimdi. Ah, başım. Ay. Aa, o da uyuyor. Sabahın 7'sinde ayağa dikilen adam bu saate kadar uyuyor. Hayret. Neyse, uyusun. Kudret, 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 hayatıma bir şey oldu galiba. Çekil, çekil. Bahriye. Yastığın altındaki parayı sen mi aldın? Yok. Ne parasıymış bu baba? Sinan vermişti sana vermem için. Ha? 10.000 lira vardı. 10.000 lira mı? Yok mu şimdi? Yok. Oh, oh, başım çatlıyor. Ah, senin de mi? Vallahi benim de. Benim de. O zaman size kötü bir haberim var. Galiba soyulduk. Soyulduk mu? Görüyor musun bak başımıza geleni? Demek yüzümüze uyuşturucu sıktılar ha, öyle mi? Öyle anne. Baksana hala sersem gibiyiz. İyi ki uyutmuşlar bizi. Yoksa ben korkudan ölürdüm. Ay canım benim. Geçen gün annenlerin komşusunun başına da geldi. Ay çok fena bir şey ya. Adam yani baş ucumuza kadar sokuldu demek ki. Ah aptal kafam ah. Dün Sinanlar söylemişti bahçede biri dolaşıyor diye. Niye ciddiye almadım ki? Cüzdan, müzdan her şeyi gitti ya. Mahvolduk. Dur bakalım çocuklar gelirler şimdi karakoldan. Belki de hırsızlar yakalanmıştır. Ya benim cep telefonu da gitti. Olacak şey mi şimdi bu? Telefonu bırak. Dün Sinan Bey'in getirdiği 10.000 lira da gitmiş. Ya iyice zıvanlar çıktı bu İstanbul be. Adamlar yatak odamıza kadar girmeye başladılar. Yani sprey sıkmayıp da biz o ara uyanmış olsak adam bizi dilim dilim keser be. Korkma kızım, tamam korkma. Can güvenliğimiz falan kalmadı. Zaten kapkaççı korkusundan sokağa çıkamaz olduk. Bu sefer de adamlar evimize giriyorlar. İyice çiviz çıktı memleketin ya. Fakirlik diz boyu. Açlık insanların ahlakını bozdu. Mantar biter gibi. Kutlu. Mantar biter gibi hırsız türedi. Kudret! Bak baba! Kudret ne oldu? Baba dur şuraya biraz çık. Babacığım dur. Kudret! Çabuk yardım çağırın. Kudret! Tamam dur. Ay çabuk! Ya bir dakika. Ay unutulacak zaman mı şimdi? 112 anne! 112! Ara çabuk ara kızım çabuk ara. Yavaş. Ay, geç şöyle baba. Tamam dur yavaş. Yavaş baba. Yavaş, yavaş. Dikkat et. Tamam dikkat et abi. Tamam, çok dikkat tamam, et şeye çarpmasın. Tamam, tamam güzel evlat. Gel baba. Tamam, gel otur. Abi arkasına bir şey koy. Tamam tamam bırakın beni ya bırakın. Yok benim bir şeyim Allah Allah. Adam gidiyor da hala bir şeyim yok diyor. Bahriye. Yapma baba. Doktor ne dedi? Sinirlenmek yok. Ne çabuk unuttun? Evet baba. Artık stres yok. Stres out, sağlık in. Kızmak, sinirlenmek yok baba. İyi de Deren sinirlenmeden duramaz ki. Ceren. Hadi bakalım dinlenmen lazım. Doğru yatağa. Ya yok bir şeyim. Annem doğru söylüyor baba. Git dinlen biraz. Yoksa şekerin, tansiyonun, kalbin hepsi bir anda fırlıyor. Değil mi abi? Evet. Hadi tut babamı götürelim evet, seni. Evet en iyisi biz yukarı. Bir dakika çocuklar. Gel, hadi baba. Sağlıklısın. Bir şey yok benim. Ya bırakın beni ya. Bırakın ya. Bırakın. Ben gidelim ya. İyi de yaramıyor abi. Allah Allah. Görüyor musun? Az daha gidiyordu moruk. Moruk mu? Moruk deyip durma şu adama. Psikolojisini bozuyorsun. Yüzüne karşı söylemiyorum ki. Kendi aramızda diyorum. Sevgilimden diyorum abi. Sus. Cevap verme. Naylon evlat. Naylon evlat. Ne oldu Hülya? Nasıl oldu? Hırsızlara mı sinirlendi? Evet. Korktu tabii. Yok. Daha çok hırsızların çoğalmasına kızdı.
Canım o da her şeye sinirleniyor ya. Ya bırak polis yakalasın. Sen ne karışıyorsun? Ne sinirleniyorsun kardeşim? Gel bunu babama anlat. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bu sinirle fazla yaşamaz. Ulan her şey böyle peş peşe mi gelir be? Köftecimiz gitti. Evimiz gitti. Hırsız girdi her şeyimizi götürdü. Az daha babam da gidiyordu. Yok bir şey Kadir. Dinlensin geçer. İlaçları da var. Bir de onu kaybedersek kalbim dayanmaz be. Semih gel kahve yaptım. Bir şeyler yapmalıyız Semih. Babamın stresini atacak bir şeyler bulmalıyız. Haklısın. Üstelik daha yaşı genç. Gün yüzü gösteremedik adama. Hiçbir şey yaşatamadık. Ya. Ne yapsak? Bir tatile falan mı göndersek acaba? Gitmez ki. Yer beğenmez. Yine sinirlenir işte. Doğru. Doktor resimle müzikle uğraşsın dedi. Aslında öyle bir şeyle uğraşsa ne iyi olur değil mi? Biraz kafası da dağılır. Bence önce bu eve bir güvenlik görevlisi tutalım. Adamın içi rahat etsin. Çok iyi fikir. Hepimizin içi rahat eder. O zaman ben gidip bir güvenlik şirketi falan araştırayım. Hadi hoşça kalın. Abi sen de bu arada saksıyı çalıştır. Ah, ben de Tankut'la falan mı konuşsam acaba? Babama resim yapmayı falan öğretir belki. Kadir çok iyi fikir. Tabi ya. Sonra bir de müzik enstrümanı alırız. Çalar, stresini atar. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Nota moto öğrenmeden çalabileceği bir şey olmalı. Yani üflemeli çalamaz, nefesi yetmez, kalbi dayanmaz. O yüzden vurmalı murmalı bir şeyler olmalı. Ben en iyisi yolda giderken bulurum bunu. Hadi görüşürüz Hurya. Güle güle Kadir. Kudret amca. Sağ ol. Geçmiş olsun Kudret Bey. Sağ ol. Sinan da geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Sağ olsun. Sağ olsun yahu. Hepiniz sağ olun. Bak yine sinirleniyorsun Kudretciğim. Ya üzerime iki kat yorgan örtmüşsün. Patlayacağım sıcaktan ben. Tamam tamam sinirlenme. Bak aldım. Aldım işte. Bak. Sinan'ın da toplantısı var. Bitince hemen gelecek. Gerek yok Müjgan Hanım. Ben iyiyim ya. Bunlar abartıyorlar. Babam da hep böyle derdi değil mi Müjgan teyze? Ya hiç kabullenmezler. Yaş işte. Tamam tamam sinirlenme sen. Hadi biz aşağı inelim de hastamız dinlensin. Hala hasta diyor ya. Dede sana hikaye okuyayım mı? Aa ne hikayesiymiş o? Küçükken annem bana okurdu. Benim de moralim düzelirdi. Belki dedemin de moraline iyi gelir. Bir bakayım şuna. Andersen'den masallar. Hangisini okuyayım dede? Çirkin ördek yavrusu mu? Kirbitçi kızı mı? Ayılı da var istersen. Çocuk muyum ben kızım ya? Bak sen bile küçükken okuyormuşsun bunu. Ama canım bir şey yapmak istiyor dede. Dur o zaman ben Kudret amcaya bir hikaye anlatayım. Çok komik. Hangi hikayeymiş o? Hikayeden çok bir anı. Hani hatırlıyor musun? Babam bir gün bizim evden gitsin mi kalsın mı diye bir oylama yapmıştık. Evet hatırlıyorum. Sonunda babamın da tansiyonu fırlamıştı. Kadir eniştemin bizim evdeki herkesi çok kızdırdığı zamanlardan biriydi. Hatta Hülya ablam bile onun gitmesini istiyordu. Babacığım sizden rica etsem Kadir'i evden yollar mısınız? Burada daha fazla kalıp size yük olmasını istemiyorum. Çok isabet olur bence. Yeter canım, bu kadar da yüz bulunmaz ki. Evet baba, sadece ben değil, herkes gitmesini istiyor. Değil mi kızlar? Vallahi ben istiyorum. Neden kamuoyuna baskı yapıyorsun Hurya? Kim istiyormuş gitmemi, bir kişi bile gösteremezsin. Aa, baskı falan yapmıyorum, herkes istiyor. İyi oldu, iyi. Biz de şimdi demokrasiden bahsediyorduk. Kadir'in gitmesini isteyenler el kaldırsın bakayım. Bir dakika ya. Ne oluyor? Kayınço sen indir bari. Sen niye? Baldızlar ayıp oldu. Ceren kızım indir elini. İndir yavrum. Hadi topla pılını pırtını. Son derece demokratik bir şekilde bu evden kovuldun. Adam oluncaya kadar da bir daha da gelme.
Yine. Evet, kovuldun. Kusura bakmayın işte, oy çokluğu var. Evet enişte, gayet adil bir seçim oldu. Hiç de adil bir seçim değil. Nerede bunun propaganda süreci? Yani ben kendimi savunamadım bile daha ya. Aman sanki savunsan çok şey değişecek. Ama kamuoyu beni yanlış tanıyor anneciğim. Siz bana 2 gün propaganda süresi verin. Ya o zaman görürsünüz siz gerçek demokrasiyi, memokrasiyi. Babam haklı dede. Seçimden önce propaganda süresi olması lazımmış. Aferin kızım. Gördünüz mü babacığım? Bana 2 gün süre verin, yeniden girelim seçimlere. Oylamamızı bir daha yapalım. Boşuna uğraşma baba. Dedem demokrasi hoşlanmıyor. Sanki 2 gün sonra çok şey değişecek Kadir. Hiç belli olmaz Hülya. Ön yargılı davranmayalım lütfen. Tamam, tamam. Madem demokratik bir şekilde kovulmak istiyorsun, 2 gün sonra tekrar seçim yapacağız. Sandıktan ben çıkarsam hiçbir soru sormadan çekip gideceksin, tamam mı? Eğer sen çıkarsan ben de hiçbir şey sormayacağım, kalacağım. Tamam, kal. Vallahi ben fikrimin değişeceğini hiç sanmıyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Eyvah, bir tane bile Kadir yanlısı yok. Hepsi Mehmet Usta iktidarını tutuyor. Oh be, bir seçimle hem demokratik olacağım, hem damattan kurtulacağım. Eniştemin kaybedeceği ve kovulacağı çok açıktı Kudret amca. Ama kovulmadı dede. Çünkü babam çok akıllı. Evet. 2 günlük propaganda süresi içinde hepimizin babamdan gizlediği şeyleri tek tek buldu. Sonra da onları bize karşı kullandı. Evet millet. Demokrasi sınavına hazır mıyız? Biz hazırız. Sen topladın mı bavulunu? Kaybedeceğimi kim söyledi acaba babacığım? Ay neyse hadi ne yapacaksak yapalım bitsin bu iş. Evet. Soruyorum. Herkes hazır mı? Kadir. Korkma Hülya, korkma. Evet, Kadir'in evden gitmesini isteyenler el kaldırsın. Ya hadi senize ya. Hadi. Ben evleniyorum adlı yarışmada eş arayan. Ya ne oluyor size? Allah Allah. Defne. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Hamlet Shakespeare. Tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz babacığım? Ya bırak şimdi tiyatroyu İpek. Kızım. Kaldırsana elini hadi, kaldır. Görüyorsunuz ya babacığım, kimse el kaldırmak istemiyor. Tövbe tövbe tövbe. Ya damadın kalmasını isteyenler. Defne. Kalsın baba. Ne zararı var ki bize? Ha. İpek. Ne güzel hep beraber oturuyorduk baba. Ha. Hı? Şükran. Aman canım bu soğukta nereye gitsin çocuk? Ya. Ya ne oldu size böyle? Mustafa indir elini. Ben eniştemden gayet memnunum baba. Ha. Sen indir çocuğum, indir evladım hadi. Babacığım bugün dükkanda elmas mı kırıldı, ne oldu? Lan Dombili sana indir demedim mi? Ben kalsın istiyorum usta. Ah benim kızım Hülya'm. görüyorsunuz ya babacığım, kimse evden gitmemi istemiyor. Yaptığımız son derece demokratik oylama sonucunda oy birliğiyle evde kalmama karar verilmiştir. Nokta. Ya
sizler ne biçim insanlarsınız ha? Ya ne biçim insanlarsınız? Beni delirtmek mi istiyorsunuz siz ya? Niye fikir değiştiriyorsunuz? Madem değiştiriyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz? Yok size demokrasi, demokrasi bundan sonra. Benim dediklerim olacak. Sonra bana dikkat edin. İşte böyle. Ne kadar komik değil mi? Babam o gün çok şaşırmıştı. Ve o gün demokrasiye küsmüştü. Mehmet Usta'nın durumu ne alemde? Hala tansiyonu fırlıyor muymuş? Yo. Ayvalık'a yerleşti, yerleşeli sağlığı çok iyi. Tabii bizim ruh sağlığımızda. Neyse ben gideyim. Sizi Andersen'le baş başa bırakayım. Ceren'cim sen dedene çirkin ördeği oku. Çünkü benim hikayeyi pek beğenmedi. İnşallah Ceren'in masalları Kudret amcayı sakinleştirir. Vallahi işiniz çok zor Bahriye Hanımcığım. Bunca yılın sinirini nasıl yatıştıracaksınız hiç bilemiyorum. Yatıştıracağız Müşkin abla, yatıştıracağız. Kendisini sanata sevk edeceğiz. Müzikle, resimle terapi olacak. Vallahi çok iyi fikir. Çünkü komik hikayeler hiçbir işe yaramıyor. Daha beter kızıyor. Resim mi dedin sen? Evet anne, Kadir Tankut'la konuşacak, resim derslerine başlayacaklar. Hiç güleceğim yok dayol. Kudret Bey ne resmi çizebilir ki? Çöpten adam mı? Aman, Tankut'tan daha iyi çizer. Ama resmin yanında müzik de var. Kadir babası çalsın diye bir de müzik aleti alacak. Aa, ne alacak? Blok flüt falan mı? Semih de burası için güvenlik görevlisi ayarlayacaktı. Babası içi rahat uyusun diye. Oğullarıma bak. Babaları için nasıl seferber olmuşlar. Ya. Güvenlik iyi olmuş. Şöyle iri yarı biri gelirse de evinize kimse yanaşamaz. Hasan? Aa, Rafim? Bizi güvenlik şirketinden gönderdiler. Semih abi başvurmuş da. Elemanı istemiştim sizin şirketten. Siz de anlarsınız güvenlikten müvenlikten. Anlamıyorsak neden bizi işe aldılar peki? Hem biz eğitimden geçtik. Zaten ben de kaba. Doğru dürüst bir şirkete başvursaydım. Eskiden işsiz olanlar emlakçı aşıyordu. Şimdi ise güvenlikçi oluyor. Kaldığımı zikriye söyleme Semih abi. Hadi sen neyse. Genyalısın. Hızlı mızlı koşarsın yakalarsın hırsızı. Peki bu ne yapacak bu göbeğiyle? Benim koşmama gerek yok Semih abi. Ben durduğum yerden de indim. Bu anne onlar güvenlikten daha düne kadar köfteciydiler. Dur anne. Ben şimdi arar adam gibi birini isterim. Zaten güvenlikçi dediğin en az bir 80 olmalı. Bunların ikisini üst üste koysan ancak eder bir Sezen Aksu. Tamam lan tamam. Aramıyorum. Bana bakın ama, bir kuş uçarsa çırağınızı yakarım. Büyüksün Semih abi, ver elini öpeyim ben. Tamam, hadi işinize bakın. Hadi Rafi, yürü mevzilenelim. İyi tamam, sen arka tarafa al, ben on tarafa alacağım. Anlaşıldı, tamam. Anne, şunlara bak, bir de güvenlikçi olacaklar. Bu kadar copları var. Bu işi bulmamız çok iyi oldu değil mi kardeşim? Tamam. Evet çok iyi oldu tamam. Sen bana göre bir iş tamam. Tabii kardeşim. Havası var. Baksana üniforma falan. Tamam. Bir fotoğraf çektirip Kenya yollasam diyorum tamam. Baban görünce sevinir. Tamam. Oğlum adama benzemişler. Tamam. Rafi yürü. Tamam. Rafi. Ha. Arabanın altında bomba araması yap. Ben de gelenlerin üzerine arayacağım kardeşim. Hadi. Tamam. Hasan. Ne bu halin böyle? Güvenlik görevlisi oldum İpek abla. Evet Tankut abi. Ellerini kaldır arabaya yaslan ayaklarını aç. Niye ki? Villanın güvenliği benden soruluyor. Ya üzerine döner bıçağıyla içeri girmeye çalışıyorsan? Yaslan çabuk. Yaslan aç. Hasan'cığım Tankut dönerci değil canım. Ressam. İpek abla. Çantanı açar mısın lütfen? Neymiş? Ya içine bakacağım. Kesici, patlayıcı, delici alet var mı? Lütfen zorluk çıkartmayın.
Aa, sakız. Bir tane alabilir miyim? Al. Araba temiz, tamam. Bunlar da temiz, tamam. Evet, geçebilirsiniz. Buyurun. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Bekleme yapma, devam et, devam et. Bekleme yapma. Hadi, hadi. Sakın merak etme Kudret amca. Sana iki günde resim nasıl yapılır öğreteceğim. Bahriye, nereden çıktı bu resim olayı? He, ne resmiymiş bu? Sinirlenme Kudret. Doktor dedi ya kendini resme versin, müziğe versin diye. Aa, tabii Kudret amca, resim yapmak çok rahatlatır insanı. Mesela Tankut'la benim kavga etmediğimiz tek zaman Tankut'un resim yaptığı zaman oluyor. Teessüf ederim yeşil gözlüm. Yani resim yaptığın zamanlar dışında kavgacı birisin mi demek istiyorsun? Gelip et, biz içeri geçelim. Baba, siz de artık resme başlayın. Aman oğlum, Kudret amcanı sinirlendirme, olur mu? Siz hiç merak etmeyin Bahriye teyze. Az sonra Kudret amca da sinirden eser kalmayacak. Siz buyurun tuvalin başına Kudret amca. Yok yok, istemem. Şimdi üstüme başıma boya bulaşır, ashabım bozulur. O zaman siz oturun, bana poz verin ha? Yok yok, istemem. Sen benim resmimi hiç çizemiyorsun. Hatırlıyorsun değil mi? Söyleyin ona, bir daha bu eve gelmesin. O kadar da kötü değil de baba. He? Ya benim kulaklarım böyle mi? Kulaklar büyük olmuş. Ama burnu birazcık seninkine benzemiş. Bahriye! O yüzden sen oraya geç, senin resmini ben çizeceğim. Ama kendi başınıza çizemezsiniz Kudret amca. Siz daha fırça tutmayı bile bilmiyorsunuz. Hadi geç geç geç! İntikam vakti geldi. Resim gibi yüce bir kavramın içine intikam gibi kinci bir kelimeyi nasıl sokarsınız Kudret amca? Resimle intikamın ne ilgisi var? Resim estetik bir olaydır. O zaman benim kulaklarım niye hiç estetik olmadı? Tamam, tamam, siz sinirlenmeyin. Ben geçeyim. Acaba şu an nere mi çiziyorsunuz? Konsantrasyonumu bozma lütfen. Vallahi Kadir, şu resim işini iyi ki buldun. Baksana kaç saattir bağırmıyor. Tantum hayatta anladığı tek iş resim yapmak ve entel entel konuşmak zaten. İsterseniz bir ara entel konuşmayı da öğretsin. Aman aman, dili dönmez, sinirlenir sonra. Nasıl abla? Resim yapmak Kudret amcanın stresini bayağı aldı değil mi? Ya hiç sorma. İsterseniz vazgeçin. Vazgeçmiyorum. Sağ olun çocuklar. Ellerinize sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi teşekkür akşamlar. Ederiz. Hoşça kalın. Ya abi, babam ne anlar bateri çalmaktan? Niye kurdurdun koskoca Ali Taş'a? Oğlum ne var bateri çalmakta ya? Davullara vuracak, stresini atacak. Doğru ya, bize bağırmasından iyidir. Herhalde. Yani saat kaçtı gene?
45 gibi geliyor. Hop 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 hop, bir dakika. Siz ne zaman girdiniz içeriye? Bataryayı kurduk gidiyoruz kardeşim, bıraksana kolumu. Rafiden dönmeli, rafiden dönmeli, tamam. Cevap ver, tamam. Dönmeli, tamam. İçeride tanımadığımız adamlara çıkıyor, tamam. Niye bırakıyorsun, tamam. Benim bölgen, tamam. Beni ilgilendirmez, tamam. Dönmeli işte, ne olacak? Olmuyor. Olmuyor işte ya, olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bana bak Tanküt, hani öğretecektin, niye öğretemiyorsun adama? Bilakis strese soktun adamı. Ben ne yapayım ya? Kendi çok biliyormuş gibi geçti tuvalin başına. Biliyorum tabii. Rahatlıkla bir şebek resmi yapabilirim. Baba, gel istersen senin için hazırladığım müzik enstrümanında biraz stres at. Neymiş o? Bateri baba. Bateri mi? O ne? Davul baba, davul. Hani sopalarla çalıyorsun ya, damdumu damdumu tık tak tık tak tıs tıs tıs. Hadi gel baba, istersen aşağıda göstereyim sana. İsteme bateri filan. Be, bateriyle benim ne ilgim var? Davulcu muyum ben? Tamam baba, tamam. Sinirlenme. Sen de bir keman filan alsaydın, ne anlar adam bateriden, davuldan? Kemandan çok anlar sanki. Bahriye, kalk Bahriye. Efendim? Ya bu Hasan'ın rafı bizi koruyabilecek mi? Ya biri gelir de bunlara gece vakti bir şey yaparsa? Onların işleri bu Kudret. Hem silahları var. Rafi, Rafi. Rafi ne diyeceğim ben sana ya? Ne diyorsun? Acaba birlikte mi beklesek ha? Tamam ama birlikte bekleyelim de sen dur, ben biraz uyuyayım. Çok uykum var. Tamam abicim, sonra da ben uyurum. Havada çok soğuk. Keşke bir battaniye olsaydı. Rafi, Rafi, köpek avlıyor, duyuyor musun? Evet. Acaba büyük mü ha? Bahriye. Ben bir dolaşıp geleyim. Dolaş, dolaş abi. Oho! Adam horlamaya başladı bile ya. En iyisi ben de biraz kestireyim. Nasıl olsa etrafta kimsecikler yok.
gelecek olanlara bak sen. Şişt, Hasan, Rafi. Hasan diyorum. Rafi. Ya kalksanıza. Senin oğullarını tutacağı güvenlik bu kadar olur işte. Az daha beni vuruyorlardı. Bir şey yok değil mi babacığım, bir şey yok. Ya ben canında ne oluyordum, bunlar hala uçuyor. Neyse sinirlenme canım, sinirlenme. Sinirlenme, sinirlenme. Sinirlenmeyecek durum mu bu? Tamam, ya hadi. Rafi'den, efendime söyleyeyim, Dombili'den güvenlik görevlisi mi olurmuş be? Kızıncı'da kızılıyorsunuz. Kudret, baba. Kudret, baba. Lütfen Kudret, kendine bak. Tamam, çekil, çekil. Nereye? Başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin